Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings War videosu ve tekrardan karşınızdayım. Evet, biliyorsunuz bugün yeni bir güncelleme geldi ve güncelleme doğrultusunda artık herkesin e, mevcut hesaplarında bol bol t 3leri olacak 3000 saygıyı tamamlayan herkes bu mektupları alabilecek ve sadece bir silah koyaraktan kullanabileceksiniz. E, bu en azından güzel bir şey. Yani komutanın hiç olmamasından elinizde olması biriktirmeniz için daha büyük bir teşvik olabilir. En azından bu benim fikrim tabii ki de. Ama bugünkü videomuzun ana başlığı şu anda gri Gandalf üzerinden size bir takım anlatımlar yapacağım. Oyun başında biliyorsunuz herkesin tercihi gri gandalfla başlamak. Neden? Az birim kaybediyor. Daha rahat arazi toprak alıyor. Enerjileri boşa gitmiyor. Şimdi benim de oynadığım bir gri Gandalf var. Hem oyun başında hem sonunda hem ortasında her türlü yürüttüğüm Eovin ve Divalin'le birlikte. Bir arkadaşım daha var. Duvalin, e, Gri Gandalf'la oynuyor. İkisi, i̇kimizin boyutları farklı. Ama her ikisi de 3 aşağı beş yukarı iş yapıyor. Şimdi ben öncelikle kendi Gandalf'ımın üzerinden gideyim. Şimdi benim Gandalf'ımın saygısı 7. Ben iki sezondur e, oynuyorum. E, Gandalf'la yaklaşık. E, genelde diğerleriyle şey yapıyordum. Eovin ve Divalin'le oynuyordum. Ama artık Gandalf'ta ciddi anlamda düşmanlar kötü olduğu için iş yapabiliyor pozisyona geliyor. Şimdi kendi tercihim e, tabii ki de e, kısa kılıç. Ha, bunun yerine koca çekiş olabilir mi? Kullananlar var ordu hasarını yükseltmek için. Onun haricinde e, kuyut orman yayı olabilir mi? Onu da birazdan sizlere anlatacağım. Olabilir ama olabilecek olan en iyi mor item kısa kılıç. Sert darbeyle kuyut orman yayı e, ama burada müttefik menzil birimlerde oluşturan hasar alt özelliği lazım. Öncelikle item üzerinden gidelim. Sonrasında e, kumaş destekli zırh veyahut e, diğer kaliteli zırh. Ama birinin yakma özelliği olması lazım. Birinin de odak hasarı olması lazım. Neden? Düşman kötüyse ya Sauron'a kafa tutacaksınız. Odak hasarını azaltacaksınız. Ki biliyorsunuz kötülerde şu anda Sauron, VK ve Sunit best. Ya da BK'ya kafa tutacaksınız. Gandalf'la bir Sunnit'e kafa tutmanız biraz zor. Sunint'in ayrı bir e, antisi var. Kafalık olarak e, tuzakçı başlığı da oynayabilirsiniz. Delilik veren. Kemik maske de oynayabilirsiniz. Delilik tuzakçı başlığının avantajı okçu birimleri yine bufluyorsunuz buradan. Daha fazla asla vurması için. Kemik maskede ise orada epey sağlıyorsunuz. Canınız yüksek oluyor. Ama her ikisinde de e, alt özelliği delilik olarak yürütebiliyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim size. Ve aynı zamanda havaya fişek. Olmazsa olması lazım ee, Gandalf e, Gandalf'larda. Farmdayken bu çeşitte 12 menzili birim hasar alaraktan rahatlıkla e, okçu birimden hasarını yükseltebilirsiniz. Öyle, özellikle T3 e, elf okçularla T3 insan okçuları alıp Yandan e, cüce muhafaza katarsanız e, çok rahat bir şekilde 200 260'lıklara 260'lara varana kadar draw olarak bitirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu benim kendi tercihim. Aynı zamanda da bir arkadaşım daha var oynayan, e, onu da istedim kendisinden. Onun buydu tamamıyla farklı. O da güzel bir Gandalf. E, i̇smi Selçuk. Bakın gördüğünüz gibi onun kuyu torman yayı var. Size bahsettiğim benzeri birimleri buflamış, 12'yi buradan almış. Akabinde kaliteli tırhını çekmiş. Çok rahat bir şekilde ar 5'ini de fullediği zaman bir Vishking'e karşı %100'e kadar rahatlıkla aktivandan. nerede o? Bakın burada görmüş olduğunuz yakma hasarı azaltma 14. Burada da 50. 65'e kadar bunu azaltabiliyorsun. Histerisi mevcut ve kovalaması mevcut. Başlangıçta bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim İlk başlarda başladığınız zaman farmınızı yaparken nasıl yürütmeniz lazım? Skill dağılımı olarak. Onu da bunun üzerinden gösterelim. Şimdi zaten en az R5 ve üzeri olması lazım. Mitrenleri fullemeniz lazım. Neden? Paçaya kurtarma almanız için. Hem saldırı yapar hem eser almaz. İyi birimlerde oynadığınız için özgür halkları fullemeniz lazım. Niçin? Elfler, insanlar ve cüceler, hobbitler bütün hepsinin Alınan hasarını azaltması için aynı zamanda da inisiyatif ve komboyu açmanız lazım. Yani mid fullenmiş olması lazım. Daha sonrasında gri büyücüye 2 verip buradan kısa hamleler ve e, gafil avlanmaya 1-1 bir, bir verebilirsiniz. Bu sizin için idealdir. Aynı zamanda r 3teki büyücü ve A ani yakına da 2-1 verebilirsiniz. Sonrasında aktivan'a gideceksiniz. Verebildiğiniz kadar aktivan ve yükseldikçe tetikleyi açacaksınız. Neden? Demin bu arada eksik söyledik. Onundan da %50 alıyorsunuz. %100'e kadar alınan da hasarı, yakma ve zehir hasarını azaltıyorsunuz. Neden? Çünkü bakın görmüş olduğunuz gibi vurduğunuz düşmanların hepsi arazi alanlarında hep kötü birimler. E bu hasar azaltmaları alırsanız hemen hemen çok az bir birim hasar kaybedebilirsiniz. Bu da sizin için büyük bir anları. Bakın 150'likte 0 asker kaybetmiş. Bu ciddi büyük bir avantaj. Zaten şu an toprak bulmada biraz sorun yaşıyoruz ama bu Gandalf için ideal. Ha zaten siz bunları sağlayabilir misiniz? En kötü Gandalf'ınız R5'tir büyük ihtimal. R5 bir Gandalf'ınız varsa zaten rahatlıkla bunları sağlayabilirsiniz. Bakın şu an leveli 35. 200'e yakın gücü var stat pointlerde. O da 323. Hızı da muhtemelen 110-120'ye kadar çıkartacağız. Zaten şu an değişim sağlanacak burada buna da kaliteli zırh gelecek yakın zamanda inşallah Durin zırhının yerine çünkü düşmanlarımız kötüler olacağı için ne yazık ki yakma hasarı azaltmayı buradan da almam lazım en kötü %30 buradan alsam %50 de kendi özelinden alsam bu da bana %81 yakma hasarı azaltma verir şuradan da şövalyeyi bulursak istediğimizi başarabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar kendi fikrim ve düşüncem bu gri gandalfınızı bunun üzerinden yürütebilirsiniz arkadaşlar bu size büyük avantajlar sağlayabilir. Oyun başında da böyle gitmeniz iyidir. Ha birim olarak ne yapabilirsiniz oyun başında? Hangi ırk başlarsanız başlayın. Zaten yapacağınız tek şey en başında okçu birim, atlı birim yapacaksınız. Daha sonrasında kastıkça gelenleri verin. Öne bir tane kule muhafızı veya muhafız verin taşıyıcılardan. Arkasından da okçuları verin. Çatı çatır vursun. Ha, hasar vurmak için Burada biliyorsunuz ki menzil avantajını kullanmanız lazım uzun yaycılarda. Burada da çabukluk alıp el fokçularla kaçmayı sağlayabilirsiniz. Bundan bin verirsiniz. Kalanını buraya verirsiniz. Önüne de kule şeyleri, kule normal muhafazaları koyduğunuz zaman bu sizin için ideal olacaktır arkadaşlar. Benim fikrim ve anlatım bunlar. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.